Arkadaşlar selam. İnanın tipim çok tuhaf, biliyorum, farkındayım ama bugün sabah Muratlar, Sedalar bana kahvaltıya geldiler. Zeynep Halay babası aldı, babaannesine götürdü. Şimdi ben yarın benim kahvaltıya misafirim var arkadaşlar. Onlara güzel bir tatlı yapacağım bugünden ve yarın için böyle işte zeytinlerimi falan koyacağım, kaplara koyup güzelce streçleyeceğim ki yarına bana kolaylık olsun. Yarın neler yapacağım? Menemen yapacağım arkadaşlar. Ama böyle küçük güveçlerde servis etmeyi düşünüyorum. Menemenin de böyle domatesini bu akşamdan yapıp dolaba kaldırırım. Yarın da çıkartıp bir ısıtırım. Ondan sonra işte yumurtasını ve kaşarını koyup fırına atmayı düşünüyorum. Böyle güzel olur, güveçlerde sunum olur. Ondan sonra pankek yapmayı düşünüyorum. Sigara böreğim var, onu kızartmayı düşünüyorum. Peynir çeşitleri, roka vesaire. Onlarla güzel bir sunum yapmak istiyorum. Bakalım, inşallah güzel olacak. O yüzden de şimdi bugün evimi birazcık böyle toparlayıp güzel bir süpürmek istiyorum. Ondan sonra yani bir daha süpürürüz. Zaten evimi düzenini yapmıştım, yani birazcık evim karışık değil Allah'tan. O yüzden de böyle Zeynep hala gönderdim. Böyle rahat rahat yapayım diye. Sizlere de video açtım. Tatlı olarak da saray sarması yapacaktım ama kakaom bitmiş. Sonra birlikte menemeni yaparız, dolaba koyarız. İşte hazırlayacaklarımızı hazırlarız. Ondan sonra güzel bir gün olur. Yani de devam edelim vlogumu. O zaman hadi bakalım, bugünkü günümüz başlasın. Şimdi saray sarması yapımına başladım arkadaşlar. Şöyle 1 litre sütüme 1 bardağı şeker ilave ediyorum. 1,5 bardak un ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı da kakao ilave ettim. Şimdi bunu güzelce karıştırıp ocağıma alıp kaynayana kadar pişireceğim. Daha sonra içerisine bir paket vanilya, birazcık da tereyağı koyacağım ve muhallebim hazır olmuş olacak. Tatlım ocakta pişerken bu arada yaptığım alışveriş geldi. Şöyle Hakmar'dan biraz alışveriş yaptım. Normalde dışarı çıkacaktım ama dışarı çıkmaya üşendim, yani işlerim varken giyin hazırlan bir daha çık zor olacaktı. Şöyle domates aldım. Ben bunları çeri domates sanmışım ama normal salkım domatesmiş. Salkım domatesmiş, sıkıntı yok. Şöyle havuç aldım. Şimdi böyle havucu işte güzelce limon tuz yağla salatasını yaparım dedim. Şu topi peynirlerden aldım. Şu böyle çeçil peyniri mi diyorlar buna, örgütül peyniri işte, tel peyniri, artık ne diyorsanız ondan aldım. Sonra normal böyle beyaz peynir aldım. Sonra böyle bir tane sosis aldım. Yeşil zeytin ve siyah zeytin aldım. Toplamda 536 lira tuttu burası. Şimdi bunları yerleştirmeyeceğim. Daha doğrusu yerleştireceğim şuraları ama zeytinler kalacak. Bunları güzelce kaplarına koyarım. Yarınki sunum yapacağım kaba. Üstlerini streçlerim. Bunları da artık yarına. Çünkü bugün de olmaz bunlar. Şimdi arkadaşlar tepsimi aldım. Burada muhallebim pişti. Şöyle tepsinin altına streç filmini yayıyorum. Şimdi sardım, gördüğünüz gibi altına bolca Hindistan cevizi dökeceğiz. Şöyle. Muhallebimizi döküyoruz şöyle. Her yeni işte gelecek şekilde. Uzun zamandır yapmamıştım saray sarması. Böyle bugün birden aklıma geldi.
düzelteceğim. Bunun soğuması lazım. Ortasına krem şanti yiyeceğim. Krem şantiyi bu sıcakken koyarsam eğer erir yani diyorsunuz. O yüzden şimdi güzelce soğusun. Sonra krem şantisini yapacağım. Yine üzerine sitir sileceğim. Dolaba koyacağım. Yarın da servis edeceğiz. O zaman yine zaten size de gösteririm. Arkadaşlar şimdi krem şantiyi de yaptım. Tatlım bu arada soğudu. Şimdi güzelce ortasına yiyeceğim. Yine her şey her yerine eşit bir şekilde gelecek. Bir paket krem şanti yetiyor. Benim tepsim bu arada birazcık büyük. Fırın tepsim. İnşallah bir paket yetecek. Yetmezse zaten krem şantimiz var, yine takviye yaparız. Oldu arkadaşlar. Şimdi yine bunun üzerini stres filmi serip buzdolabına kaldıracağım. Yarın da servis edeceğim. İşte bu kadar basit. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Arkadaşlar tezgahımı, ocağımı vesaire de sildim. Şurada çöpüm var. Çöpümü bu saatlerde dışarıya koyamıyoruz. Belli bir saatleri var. Bu saatte koyduğumuz zaman kediler falan böyle hani ilgiliyor, parçalıyor. O yüzden de kötü bir görüntü oluyor. Sabah koyacağım. O yüzden onu burada bekletiyorum. Thermomix'im de burada güncelleme yapıyor. Bu arada el bezimi falan hep çamaşır suyuna koydum. Lavabonun içi çamaşır suyu dolu. Burada da işte çöpümü falan yıkadım. Ocağın demirlerini yıkadım. Şimdi birazcık dinleneceğim. Ondan sonra tekrardan işlere devam edeceğim. Şimdi şu zeytinleri, reçelleri falan ayarlamak istiyorum. Kapı çaldı. Özellikle misafir geleceği zaman bir gün öncesinden
böyle ufak tefek şeyleri hazırlayınca bana ertesi gün aşırı derecede kolaylık oluyor. Şöyle streçledim. Şimdi bunları dolaba kaldıracağım. Şurada bir tane arttı. Buna da yarın labne peyniri koyarım. Onu bugünden koymuyorum çünkü kuruyabilir. Arkadaşlar bu arada ben pankek hamurumu da yaptım. Bunun tarifi çok basit. 2 tane yumurta, 2 kaşık şeker koydum. Güzelce çırptım. 1,5 su bardağı un koydum. 1 bardak süt koydum. Bir kabartma tozu, bir de vanilya. Bu kadar. Hepsini çırptım. Şimdi normalde yani çok basit ama yani Zeynep hala okula giderken de ona da yediririm diye. Şimdi hemen yaptım. Bir sabah çıkar yani uyanır uyanmaz bunu pişiririm. Zeynep hala kahvaltısını yaparken ben de hazırlıkları devam ederim. Aslında menemen yapacaktım. Size de söylemiştim ama galiba ondan vazgeçeceğim. Çünkü bayağı çeşit oldu arkadaşlar. Zaten az kişiyiz yani. 5 kişi olacağız toplamda. Menemeni yapmayacağım. Onu başka bir güne saklarım büyük ihtimalle. Patates böreği yapacağım onun yerine. Patates kızartmayacağım da börek şeklinde yani rendeleyeceğim. Arasına kaşar peyniri koyacağım. Üstüne bir daha işte patates koyacağım. Onu güzelce servis edeceğim. Bence gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu da dolaba kaldıracağım. Burada ben kendime şöyle mantı haşladım. Şimdi onu süzüp mantı yiyeceğim. Çünkü sabahtan beri açım yani. Hadi bakalım. Mantımı da yiyeyim. Kızım da gelmek üzere. Anneciğim beni özledin mi? Özledim. Ben de seni özledim aşkım. Şımarık. Bu kalıyor mu? Evet. Nereye? Oraya işte. Yardım edeyim mi? Yandan takacaksın aşkım. Ver takayım, sen süpür yerleri hadi. Ver. Getir bana. Bak şöyle takılıyor. Şöyle. Hadi koltukları süpür. Süpür koltukları anne. Süpür anne. Süpür süpür süpür. He? Aferin benim kızıma. Saçlarını niye açtın? Ertesi günden selam arkadaşlar. İnanın bugün yaptığım hazırlıkları size gösteremedim. Çünkü Zeynep hala da okula hazırladım vesaire. Böyle elime telefonu alamadım. Şöyle peynir tabağımı yaptım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Sonra dün yaptığım pankekleri bu şekilde pişirdim. Ortasına da muz koydum. Şöyle domates salatalığımız var. Burada rokamız var. Burada havuç salatamız var. İçeride de hemen size mutfağı da göstereyim. Mutfakta da böyle patates böreğinden yaptım. Şimdi altını açacağım, biraz daha ısıtacağım. Aslında sıcak ama bir de şurada da sosis kızartıyorum. Burada da sosislerim oluyor. Bu kadar. Bir arkadaş iptal etti. 4 kişi olacağız kahvaltıda. Bence gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geldiklerinde eğer isterlerse onları da çekelim. Evet, video çekim aşaması arkadaşlar. Fotoğraf yine çekiyor. Soframızın son hali böyle. Bize afiyet olsun. Hadi buyurun. Evet, öyle sana güzel kıyafetler giydirip fotoğraf çekilmiştik birlikte, biliyor musun? Çevir bak sayfayı. Daha bir sürü fotoğrafım var. Ay, baksana annem. Çok güzel değil mi? Güzel kızım. Arkadaşlar misafirlerim gitti. Biz çocukları aldık. Eve geldik. Peki. Efendim? Elbise bana. Baksana. Değişik değişik kıyafetler giydirdiler sana. Çevir bak göreceksin. Yok tamam. Bu taraftadır. Hop. Bak. Gördün mü güzel kızı? Elbise mi? Şimdi de evde zaman geçiriyoruz. Böyle arkadaşlara albümleri göstermiştim de. Buradaydı albümler. Zeynep Hala'ya da göstermek istedim. Aslında gördü bunları ama bayağı uzun zaman. Hayır, o sensin. O Zeynep Hala. Bayağı uzun zaman olmuştu gösterdiğim. O zaman tabii herhalde daha tam anlayamıyordu ama şimdi anlıyor böyle. Fotoğraflara bakıyoruz albümlere kızımla. Çok tatlıydın annem. Hala çok tatlısın ya.